Borsa fiyatlamalarını da biraz değerlendirmeye çalışalım. Rekorlar serisi 11.172 puandan gelen kapanış. Moody's'tan gelen iki kademelik not artışı acaba satın alınmış mıydı, alınmamış mıydı diye konuşurken dün yine kısmi bir yükselişin gerçekleştiğini gördük. Ama az önce aktardınız. Yabancı ilgisini tahviller cephesinde görüyoruz ama uluslararası doğrudan yatırımlar ve Borsa İstanbul tarafında yabancının daha çekimser kaldığı bir taraf ama bankalar cephesinde uzunca bir süredir yükseliş. Ne dersiniz hem Borsa İstanbul cephesindeki bu rekorlar için hem de bankacılık endeksi için? Şimdi baktığımız zaman borsa farklı bir dönem yaşatıyor esasında yatırımcılarına. Neden? Şu anda bir anket yapılsa büyük bir ihtimalle borsadaki küçük yatırımcıların %70'i piyasanın gidişatından çok memnun değildir. Ama endeks seviyesine baktığımız zaman endeks şu anda rekor seviyelerde, tepe noktasına yakın. Şimdi buradaki konu ne? Burada yerel seçimlerden öncesinde ve sonrasında genel anlamdaki beklentimiz nelerdi? İşte Türkiye ardışık olarak not artışlarıyla karşılaşacak, para politikasından taviz vermezsek yabancı para girişlerini görmeye başlayacağız. Bu da yavaş yavaş sermaye piyasalarına yabancı fon akışlarının girmesini sağlayacak. Bu büyük bir oranda gerçekleşti. Nasıl gerçekleşti? İlk önce tahvil piyasasında görmeye başladık yabancıları. Sermaye piyasalarında, pay piyasalarında yabancıyı biraz daha sınırlı gördük. Ama klasik olarak yabancı yatırımcı her zaman fonlar. Bildiğimiz o klasik büyük hisse senetlerine, endeks 30 içerisindeki, hatta endeks 30'un içerisinde bile seçici belki 10-15 tane hisse senedine ağırlık vererek girdiler piyasaya. Ve aşağı yukarı 5-6 aydan beri yan kağıtlarda çok ciddi satışlar gördü piyasa. Ama endekse baktığımız zaman endeks 11.000'in üzerinde. Şimdi bu devam eder mi? Bilanço dönemine giriyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında önemli bir dönem. Çünkü biz bu yıl bildiğiniz gibi finans sektörü, bankacılık sektörü haricinde enflasyon muhasebesini de yaşıyoruz. Yani bilançolar geçen yılla karşılaştırıldığı zaman belki yanıltabilir yatırımcıları. O yüzden bunun dikkate alınması gerekiyor. Diğer taraftan bankacılık sektörü önemli bir atılım yaptı fiyat tarafında. Endeks çok ciddi anlamda destekledi. Ara ara volatilitenin arttığı, ara ara anlam veremediğimiz satışların geldiği dönemler yaşadık. Ama halihazırda baktığımız zaman bankacılık sektörü spesifik bazı haberler haricinde, işte dün İş Bankası üzerinden gelen haber gibi haberler haricinde esasında sohbetin ilk başında bahsettiğimiz o makroekonomik gelişmeler, Merkez Bankası'nın politika değişikliği olacak mı olmayacak mı, o süreç içerisinde ya da TL mevduatları ile alakalı konulara baktığımız zaman esasında bankacılık sektörü biraz daha istikrarlı bir döneme giriyor. Kredi mevduat ilişkisinin birazcık daha makul seviyelerde olacağı bir döneme doğru giriyor. O yüzden ben sektörün her ne kadar prim yapmış gibi gözükse de yıl sonuna kadarki süreçte hala portföylerde önemli bir yeri olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan işte mevsimsel etkilerin olduğu hisse senetleri var. İşte ulaştırma gibi, turizm gibi, parakende gibi. İşte otomotiv sektöründe bazı gelişmeler var. Bunların çok iyi takip edilmesi lazım. Yeni yabancı oyuncuların yatırım yapma kararında alındığı bir dönem bu. Şu hali hazırdaki borsada işlem gören otomotiv sektöründeki hisseleri nasıl etkiler? Bunlara iyi bakmak lazım. Ve önümüzdeki dönem bence yavaş yavaş ekonomilerde faiz indirim süreciyle bir canlanma beklentisinin olduğu bir dönem belki olacak. İşte burada demir çelik sektörü belki önemli bir yer alacak kendisine. O yüzden borsa için her ne kadar şu anda böyle yatay ve küçük yatırımcıyı biraz daha demoralize eden bir piyasa olsa da önümüzdeki dönemin biraz daha genele yayılan ama yukarı yönlü trendinin, en azından 12.000'lere doğru trendin
devam edeceği bir piyasa beklentisi içerisindeyim. Yeni bir jeopolitik olay, yeni şu anda hiç düşünmediğimiz bir kriz yaşanmadığı sürece yavaş yavaş yukarı yönlü hareketimiz devam edecek. Ama demin bahsettiğimiz politika değişikliklerinin olduğu bir dönem merkez bankaları tarafında. Bu da ara ara haber hassasiyetini arttıracak ve piyasalarda çok ciddi volatiliteler görebileceğiz. Belki anlam veremediğimiz hareketler göreceğiz. Ama genel anlamda baktığımız zaman trend 12 binlere doğru bir hareket içerisinde olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi Haluk Bey, tabii alternatif yatırım araçlarını da biraz konuşalım. Önce ons altına bir göz atalım. Çünkü oradan Fed'e ilişkin beklentilerin fiyatlamalar üzerine doğrudan etkili olduğunu konuşurken, gevşeyen dolar endeksi ve tahvil faizleri olursa acaba ons altını yukarı çevirir mi diye konuşuyorduk. 2392 dolarda ne dersiniz, altına neler beklemek lazım? Evet, altın ons değişik bir yatırım. Esasında emtia sınıfına sokmak ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Evvelden merkez bankalarının rezerv parası olan, para olarak kullanılan bir emtiaydı altın. Halen merkez bankalarının rezervinde olan bir emtia. Bu özelliğinden dolayı da ara ara ciddi spekülasyonların, ciddi beklentilerin speküle edildiği bir emtia. Fed'in faiz kararı tabii ki altın ons fiyatlarını etkileyecek. İşte en son açıklanan enflasyon rakamı beklentilerin altında gelince yukarı yönlü 2450'lere doğru bir hareket yaşattı ons altın. Şu anda onun düzeltmesini yapıyor. Esasında genel anlamda baktığımız zaman yıl sonu, daha doğrusu 2024 yılı içerisindeki maksimum beklentim 2500'lerdeydi altında. Çok büyük bir oranda gerçekleşmiş oldu. Bu düzeltmeden sonraki hareket içerisinde tekrar 2450-2500 aralığına doğru bir hareket yapacaktır diye düşünüyorum. Ama ilk önce şuna bir bakmak lazım. Çin Merkez Bankası'nın geçen aya kadar çok ciddi altın alımları olmuştu. Bu altın fiyatlarını destekledi. Çin alımları durdurdu. Arkasından Hindistan Merkez Bankası alımlara başladı. Şu anda piyasada Hindistan Merkez Bankası'nın ara ara alımlarını görüyoruz. Diğer taraftan tabii ki altın fiyatlarını birinci öncelikli etkileyen dolar fiyatı ve doların faizi. Bu da önümüzdeki dönemde yani Fed'in faiz indirim sürecine başladığı ve bunun ardışık olarak devam edip etmeyeceğinin anlaşıldığı bir dönemde altın fiyatları yeniden yukarı yönlü bir hareket içerisine girecektir. Ama ilk önce teknik olarak bir düzeltmesini tamamlaması lazım. O da görüntü olarak 2350-2325 arasındaki bir bölgeyi gösteriyor bize. 2325-2350 arasında altın ons fiyatlarında yeniden yukarı yönlü alımlar için alım yapıp beklemekte fayda var diye düşünüyorum.